Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber Secret Finance'in testnetini yapıyor olacağız. Bu Secret Finance gizlilik üzerine bir defi protokolü. Biliyorsunuz merkeziyetsiz bir ortamdayız ve birçok kullanıcı gizliliğine gerçekten önem veriyor. Bu yüzden de çeşitli çeşitli app'ler, çeşitli protokoller çıkıyor. Ve Secret Finance de bunlardan bir tanesi. Şu an Second Finance Kovan testnet üzerinde, biz de Kovan testnet üzerinden bu işlemi gerçekleştiriyor olacağız. Bu bir testnet olduğu için hiçbir maliyeti olmadan tamamen bedava bir şekilde yapacağız. Secret Finance e, testnet kullanıcılarına ve işte bazı ekstra görevler yapanlara airdrop vereceğini e, açıkladı daha önce. Fakat henüz hangi görevler, bu tam olarak belli değil. Testnet zaten çok kısa ve çok basit. Bunu yapalım. Sonra aşağı Discord linklerini de koyacağım. İsterseniz gidin oradan işte görevleri takip edelim. Ben de Discordlarına girelim. Çok olmadı daha yeni girdim. Ben de görevleri oradan takip edeceğim. Eğer başka görevler gelirse onları da yaparız. Gizlilik protokolleri kullanıcılarına oldukça önem veriyor genel olarak. Benim zaten airdrop listemde de işte Aztek olsun bu tarz bazı gizlilik protokollerine yer vermiştim. Onlardan da açıkçası güzel ödüllendirmeler bekliyorum kullanıcılar için. Şimdi daha fazla çok uzatmadan başlayalım isterseniz. Bir metamask hesabına ihtiyacınız var tabii ki bu metamask hesabında kovan testnet ağı olması gerekiyor. Bu zaten otomatikmen aslında metamaskınızda bulunan ağlardan bir tanesi ancak göremiyor olabilirsiniz. Bunu açmak için şuradan profil fotoğrafımıza tıklıyoruz, ayarlara tıklıyoruz, daha sonrasında advancede geliyoruz ve şu aşağıdan testnet ağlarını göster kısmını on yapıyoruz ve bu sayede e, şurada artık testnet ağları gözükecek. Buradan kovan testnet ağını seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra artık Secret Finance'e geliyoruz. Linkleri her zaman gibi aşağıya koyacağım. Ama Secret Finance'e girmeden önce tabii ki bu ağa para almamız lazım. Bunu da Fawcett'ler üzerinden yapıyoruz. Bunun için iki tane link koyacağım aşağıya. Şimdi buranın kullanımı daha basit. Buradan alacağız ama 0.1 ether eter veriyor. Açıkçası burada fee var mıydı hatırlamıyorum. şimdi beraber deneyeceğiz. Eğer fee varsa yetmiyor olabilir. Bende şimdi 1.1 var ama burası 0.1 yolluyor. E, o yüzden bundan da ekstra alırsınız. Yani bundan almak için de şuradan işte Twitter'ınızla falan giriş yapıp buraya adresinizi kopyaladığınızda geliyor. Eğer bundan aldığınız yeterse hiç uğraşmayın. Ben de daha önceden olduğu için bu hesapta e, e, kovan testi tanında yeter. O yüzden test edemedim bunu yetiyor mu yetmiyor mu. Diye. şimdi beraber zaten görürüz. Şimdi buradan Egre'ye geliyoruz. Ve cüzdanımızı bağladık. Cüzdanımızı bağladıktan sonra yapacağımız şey buradan miktar seçip bir depozit işlemi gerçekleştirmek Şimdi biz tabii ki 0.1'e ters edeceğiz. Çünkü eğer daha fazla varsa tabii ki daha fazlayı da seçebilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış. Eee continue'a basıyoruz. Continue bastığınız zaman size bakın bir kod veriyor. Bu kod sizin fonlarınızı tekrar buradaki havuzdan çekebilmeniz için zorunlu olan bir kod. O yüzden bu kodu mutlaka kopyalamanız lazım. Eğer save claim'e basarsanız size bir dosya indirecek. Ve bu not defteri dosyasında kodunuz bulunacak Copy Claim'e basarsanız da kodu otomatik olarak kopyalamış olacaksınız ben şimdi kopyaladım dosyayla uğraşmayacağım şu anda Save dediğiniz zaman ilerliyorsunuz tekrar depozite basıyoruz Ve depozit edeceğiz Gördüğünüz gibi ufak bir fee istiyor o yüzden 0.1 Ether yetmeyebilir o yüzden de eğer yetmezse ikinci Fosil kullanır alırsınız fonlarınızı çünkü ilkinde muhtemelen zaman sınırı vardır bir deneyelim ben az önce aldım daha buradan Ha, güzel zaman sınırı yokmuş. Buradan iki kere alabilirsiniz o zaman. Hiç ikinciyi karıştırmayın. Buradan iki kere aldığınızda 0.2 yeter olacak. O da yetecektir. Şimdi burada işlemi gerçekleştiriyor. Bekleyelim birazcık. Şu anda eterlerimizi havuza bırakıyoruz. Bu neyi sağlayacak? Muhtemelen bu şunu sağlayacak. Biz buraya eterlerimizi bırakacağız. Ve tamamen gizli bir şekilde işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. İşte defilerde yaptığınız tüm işlemleri gerçekleştirebileceksiniz. Sonra istediğinizde de uzdan çıkabiliyor olacaksınız. Şimdi done dedik ve buradaki işlem bitti. Şimdi paramızı çekeceğiz. Bunun için de withdraw kısmına geliyoruz. Withdraw kısmına geldiğimiz zaman bakın claim şeyini istiyor. Claim kodunu istiyor. Bu kodu zaten kopyalamıştık. Şimdi buraya yapıştırdım alıcı adresi istiyor. Bu da ister mesela buradan çekerken işte burada ilk depozito yaptığınız adresi kullanabilirsiniz. İsterseniz de herhangi başka bir adrese de yollayabilirsiniz. Ben aynı adresi kullanacağım. Bunun için use current adrese bastığımda otomatik olarak zaten adresimi alacak. Continue'ye basıyorum. Şu anda işlemi gerçekleştiriyor. Evet gördüğünüz 0.1 eter çekmek üzeresinde de tekrar onaylıyorum. Biraz sürebilir uyarısı verdi. Bekliyoruz. Birazcık bekledikten sonra bu işlem de gerçekleşecektir. Ve eterlerimizi az önce deposit ettiğimiz eterlerimizi çekebiliyor olacağız. Ben bu projeyi birazcık daha takip edeceğim. Yani bu testnet'e başka başka özellikler de gelecektir. Şu anda sadece bunları yapabiliyoruz. Fakat farklı özellikler de gelecektir. Geldiği zaman onları da kullanacağım. O yüzden takip edeceğim. Ayrıca dediğim gibi Discord'u da takip edeceğim. Çünkü çeşitli görevler vereceklerini söylüyorlar. Bu da muhtemelen testnet'e gelecek yeni özellikleri denemek gibi şeylerdir. Bunları da yapanlar ödüllendirilecektir diye düşünüyorum. Kendilerinin de açıklamaları zaten bu şekilde. Şimdi bu dondu gibi ama bir yenileyelim bakalım ne olacak. Ben şimdi bugün Firefox kullanıyorum. Normalde Chrome kullanıyorum. Eğer Chrome kullanıyorsanız tavsiyem Chrome kullanmanız yönünde olur. Bazen işte Firefox falan tam olarak destekleyemeyebiliyor app'ler. En sorunsuz genelde Chrome çalışıyor. Şimdi ben tekrar şuradan bir gelip bir withdraw yapmayı deneyeceğim. Bakalım. Bir bakalım gelmiş mi? Gelmemiş. Tamam. Tekrar işlemi gerçekleştirmeyi deneyeceğim. Evet. Withdraw diyorum. Tekrar onaylıyorum. Ve tekrardan beklemeye koyuluyoruz. Bu withdraw işlemini de gerçekleştirebildiğimiz zaman geçecek. Ee, yani bir test de bitmiş olacak. Şimdi bu tekrar dondu. Ben bir video burada durduracağım. Ee, belki de hani don, donuyordur bir süre. Hani birkaç dakika çünkü sürebilir diyor. Biraz bekleyeceğim. Ee, tekrar videoyu başlattığımda size açıklayacağım ne olduğunu, ne yer yaptığımı. Evet şimdi ikinci denememde fonlar geldi. Ee, Metamask uzantısından transaction'ı burada withdraw dedikten sonra confirmleyip bir, bir, dakika falan beklediğimde e, geldi fonlar. E, aldığım bilgiye göre bazen problem olabiliyormuş. Eğer bir 2-3 dakika beklediğinizde gelmezse yenileyip tekrar withdraw edersiniz ve olmuş olur. Buradan generate pdf tuşunu da kullanabilirsiniz. E, raporunun hani pdf halini verecek ama önemli değil. Yani şu an withdraw'u da gerçekleştirdik ve testnet'i bitirdik. Secret'ın çalışma mantığı bu işte kodla çalışma mantığı aynı tornado cache gibi çalışıyor. O yüzden birçok kişi hakimdir mevzuya diye tahmin ediyorum. Yani buradaki gizliliği de aslında şöyle sağlıyorlar. Onunla da ilgilenme ufacık bir bilgi vereyim. Bakın burada 4 tane toplam e, depozit miktarı ve işte withdraw miktarı var. Zaten bunları depozit edebildiğiniz için bu kadar çekebiliyorsunuz mantıken. Dolayısıyla herkes aynı miktarları aslında depozit ettiği için e, withdraw ederken kimin, kim kimin cüzdanı belli olmuyor. Yani mesela ben geldim 0.1 Ether depozit ettim. Bakın 12.000'e yakın kişi zaten 0.1 Ether'i depozit etmiş. Dolayısıyla çekildi, çekildiği zaman havuzdan hangi cüzdan hangisini çektiği hangisine ne para koymuştu buraya işte kimin parası bu falan gibi şeyler bilinmiyor. En basitçe böyle anlatabilirim. E, o yüzden e, bu şekilde bir gizlilik sağlamış oluyorlar. Bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi Discord'larını aşağı koyacağım. Ayrıca e, benim de sosyal medya kanallarıma gelebilirsiniz. Twitter, Telegram, Discord hepsini aşağı koyuyorum. Hepsinde çok güzel içerikler paylaşmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Ayrıca videoları kaçırmamak için hani beğenip abone olabilirsiniz. Aynı zamanda bildirimleri açarsanız hızlıca haberiniz olur. Görüşmek üzere.